Almanya'nın etkili gazetelerinden Die Welt, Bayraktar TB2 SİHA'ları konu alan kapsamlı bir makale yayınladı. Boris Kanlouki imzalı makalede Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'larıyla devrim gerçekleştirdiği değerlendirmesi yaptı. Kanlouki makalesinde SİHA'ları ABD'nin Ripper İHA'sıyla kıyaslayarak Türk ordusu savaş alanında Bayraktar TB2'yi Amerikalılardan çok daha etkili bir şekilde kullanıyor. Örneğin Suriye'de Türk SİHA filosu gerçek bir hava gücü haline geldi. Aynı zamanda darbecilerin parçaladığı Libya'da da kullanılıyor ve Türkiye'ye askeri başarı getiriyor denildi. Die Welt makalesinde Türk SİHA'ları şöyle anlatıldı. Türk SİHA'sı Bayraktar TB2 ucuz ve etkili. Ankara geliştirdiği teknolojiyle askeri güç kazanıyor. Diğer ülkelerin ilgisini uyandırıyor. Bayraktar TB2 SİHA, Reaper adlı Amerikan İHA'sına benziyor. İkisi de insansız taktik hava araçları. Bu tür SİHA'lar genellikle bireysel hedeflere karşı seçici olarak kullanılıyor. Ancak Bayraktar TB2, Reaper'dan çok daha etkili. Reaper gibi Türk Bayraktar TB2 de 24 saatten fazla uçabilir, gözlem yapabilir, hedefleri imha edebilir. Ama Türkiye'nin insansız hava aracı stratejisi tamamen farklı. Türk ordusu savaş alanında Bayraktar TB2'yi Amerikalılardan çok daha etkili bir şekilde kullanıyor. Suriye'de Türk SİHA filosu gerçek bir hava gücü haline geldi. Aynı zamanda savaşın sürdüğü Libya'da da kullanılıyor ve Türkiye'ye askeri başarı getiriyor. TB2'nin rakiplerine göre çeşitli avantajları var. Hassas, ucuz ve etkili. Tam otomatik kontrol edilen Bayraktar TB2, tankları imha edebilen akıllı MAM-L füzeleriyle donatılmış. Düşük maliyetli olmaları nedeniyle bu tür SİHA'lar daha az varlıklı ülkelerin büyük askeri güçleri ele almasına da olanak sağlıyor. Örneğin Suriye'de Rusya, şimdilik Türkiye ile doğrudan bir çatışma riskini göze almaya cesaret edemeyecektir. SİHA'lar İdlib'de birkaç gün içinde düzinelerce Suriye savaş tankını, zırhlı aracı, zırhlı obüs ve silahı imha etti. Hava bombardımanı o kadar yıkıcıydı ki saldırıya uğramamış çok sayıda araç mürettebatı tarafından terk edildi ve daha sonra Türkiye'nin desteklediği muhalifler tarafından ele geçirildi. Araştırma bloğu Bellingcat, Suriyelilerin en az 106 zırhlı araç kaybettiğini ortaya çıkardı. Sonuç olarak Suriye ordusu kuzeydeki İdlib'e yönelik saldırılarını durdurmak ve kazandığı toprakları terk etmek zorunda kaldı. Libya'da faaliyete giren Bayraktar TB2, darbeci General Halife Hafter ile savaşan Sarraç'ın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ulusal birlik hükümetini de güçlendiriyor. Şimdiye kadar darbeci Hafter, başkent Trablus'un dışında ülkenin büyük bir kısmını yönetiyordu. Ancak Türkiye'nin müdahalesi, özellikle de Türk SİHA'larının kullanımı Sarraç'ın lehine güç dengesini değiştirmiş gibi görünüyor. Sarraç'a bağlı birlikler, Mayıs ayı ortasında stratejik önemi bulunan Vatiye Hava Üssü'nü Bayraktar TB2 SİHA'lar sayesinde ele geçirdi. Bayraktar TB2'nin mimarı Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'de milli kahraman haline geldiğini belirten Die Welt, 41 yaşındaki Bayraktar'ın ABD'de MİT okuduğunu ve 2005'te Türkiye'ye gelerek Bayraktar Mini İHA'yı Türk subaylarına tanıttığını kaydetti. Alman gazetesi, o dönem askerlerin şüpheyle yaklaşmasına rağmen 2000'li yılların başında bu alanda çalışmaya başlayan Baykar'ın 10 yıl sonra çok daha büyük silahlı ve yüksek teknoloji ürünü Bayraktar TB2 SİHA'yı geliştirdiğini vurguladı.